300. hafta basın açıklaması. Dünyada pandemi olarak ilan edilen ve ciddi şekilde can kayıpları yaşatan salgına rağmen hapishanelerde gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle salgın yayılmaya başlamış ve cezaevlerinde ne yazık ki yaşamını yitiren mahpuslar olmuştur. Yeni infaz yasası ile de 65 yaş üstü ve ciddi hastalıkları olan mahpuslar TMK kapsamında tutularak tahliyelerin önüne engel konulmuş ve ayrımcılığa uğratılmışlardır. 604'ü ağır olmak üzere 1605 mahpus ne yazık ki kaderleriyle baş başa bırakılmış, birçok mahpusun rutin devam eden tedavileri bile yapılamaz hale gelmiştir. Geçen hafta hasta mahpuslardan Vefa Kartal, ondan önceki hafta da Sabri Kaya hapishanede yaşamını ne yazık ki yitirmiştir. Bu hafta Afyon Birnoğlu T tipi kapalı hapishanesinden tedavi amaçlı Sincan 3 nolu L tipine sevk edilen Mevlüt Öztaş'ın durumunu aktaracağız. 1 Mayıs 2020'de kurumumuza başvuruda bulunan ailesi durumunu aktarmıştır. 24 yıldır muhabirlik yapan Mevlüt Öztaş 2018 Şubat ayından beri tutukludur. İlk olarak Uşak E tipi kapalı hapishanesindeyken kasık fıtığı hastalığına yakalanmış ancak cezaevi şartlarında ameliyat olmak istememiş, ağrılarının artması ve kötüleşmesi nedeniyle de ameliyat olmak zorunda kalmıştır. Devamında böbrek yetmezliği hastalığı meydana gelmiş ve astım hastalığı da ilerlemiştir. Ayrıca hipertansiyon hastalığına yakalanmış ve diyet ile beslenmek zorunda kalmıştır. Karaciğer yetmezliği rahatsızlığı da bulunmakta olup çoklu ve riskli hastalıkları vardır. Uşak E tipi kapalı hapishanesinden Afyon Birnoğlu T tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiştir. Afyon'a getirildiğinde ise sakal kesmeye zorlanmasına karşı itiraz dilekçesi verdiği için tek kişilik odaya alınmıştır. 2 hafta tek kişilik odada bekletildikten sonra koğuşuna alınmıştır. Telefon görüşmesinde iç kanama geçirdiğini, hastaneye kaldırıldığını ve 1 hafta hastanede tutulduğunu, safra kesesi ameliyatı olduğunu, cezaevine döndükten sonra ameliyatla haliyle karantinaya alındığını öğrenmişlerdir. Hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat edildiği konusunda ailesine haber verilmemiştir. Daha sonra yine cezaevini aradıklarında bu kez Ankara'ya sevk edildiğini söylemişler ancak hangi hastaneye kaldırıldığını söylememişlerdir. Ailesi uzun uğraşılardan sonra Ankara Dış Kapı Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrendiklerini ve babalarına kanser teşhisi konulduğunu, tümörün diğer organlarına yayılmış olması halinde kanserin 4. evrede olma ihtimalinin bulunduğunu, şayet yayılmadığı ise riskli bir ameliyat geçirmesi gerektiğini, birden fazla uzman görüşüne ihtiyaç duyulduğunu, COVID-19 salgını nedeniyle ameliyat geçirmesinin riskli olduğunu, kanserin türü itibariyle hızlı yayıldığını, en tehlikelilerden olduğunu, kemoterapi ışın tedavisine başladığını öğrenmişlerdir. Ailesi seyahat yasaklarından kaynaklı olarak yanına gelememiştir. Hastane ve cezaevi raporu vermediği için aile emniyetten izin alıp yola çıkamamıştır. Daha sonra raporu hastaneye gidince almak üzere emniyetten izin alarak hastaneye gidebilmişlerdir. Ancak cam arkasından bile görmelerine izin verilmemiş, durumunu öğrenip dönmek zorunda kalmışlardır. Hastanenin bodrum katında mahkum koğuşunda yatağa bağlanarak kemoterapi almıştır. Hastane heyet raporu çıkana kadar mahpusu taburcu etmeyeceğini söylemiş ancak taburcu edilerek hastaneye geri götürülmüştür. Avukat görüşü için cezaevine gidildiğinde de karantina nedeniyle görüştürmeyeceği tek başına karantina odasında tutulduğu iletilmiştir. Cezası istinaf tarafından onanmış ancak gerekçeli kararda hastalıkları dikkate dahi alınmamıştır. Ceza infaz rejimi ağır hasta dahi olsalar önce mahpus oldukları yönünde işlemler yapmakta, insani ve vicdani hiçbir uygulamaya izin vermemekte, yoğun güvenlik önlemleri altında yatağa kelepçelenmekte ve ailesinin görmesine izin verilmemektedir hastaları. Oysa onların önce hasta oldukları kabul edilmeli ve insan onuruna uygun muamele görmelidirler. Hasta mahpusların ailelerinin moraline ve desteğine ihtiyacı varken bu ihtiyaç göz önünde tutulmuyor ve mahpuslar daha da yalnızlaştırılıyor. Hastanelerde bile yoğun tecrit altında tutuluyorlar.
Mevlüt Öztaş'ın hayati risk taşımasına, kanser hastalığına ve hastanede iyileşme olanağının bulunmaması göz önüne alınarak ayrıca bağışıklık sistemini ortadan kaldıran böbrek, astım, tansiyon, safra kesesi sorunu da dikkate alınarak bir an önce tahliye edilmesi ve kalan tedavisinin ailesinin yanında daha hijyenik ve sağlıklı ortamda devam ettirilmesi gerekmektedir. Hapishanede bir ölüm daha istemiyoruz. Bizler Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi olarak 300. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar dile getirmeye, taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi.